Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bakın ben ne gördüm, doğayı keşfe çıktım. Karıncalara bakın, karıncalar bile benden çok çok iyiler. Nasıl çalışıyorlar, nasıl çalışıyorlar? Düğün mü yapıyorlar, cenaze mi yapıyorlar? Vay anam, vay 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 vay, ne kadar güzel. Tembel insanlara duyurulur yani bana. Hay maşallah. Az önce ağaca sarılmıştım arkadaşlar. Her tarafım karınca oldu. Her tarafımı ısırdılar. Çok kötü. Şimdi biz seksek oynayacağız kızlar. İlk benim. Tamam. Bacağım kopuyor. Kaşını sağlayacağım. Çabuk yanacaksın. Çizgiye bastın. Basmadım. Bastın. Hayır basmadım. Hile yapma. Ya, bak işte insan hile yapmayacak arkadaş. Sıra sende. Gel çantamı tutsam. Sana diyorum ama bakalım ben nasıl olacağım. Seneler var oynamayalı. Çizgiye bastın, çizgiye bastın. Kaldığımız yerde. Taş almasak? Taşsız olmaz. Gene nasıl basacağım? Ben şişman olduğum için. İki ayağınla bastım. Bastım çünkü eğilemiyorum, eteğim kısa. Olmaz, ben de eğildim az önce. Böyle tutacaksın. Ya. Oynardık. Güzel mi sence? Evet. Bence çok saçma bir oyunmuş. Dörtleri geçtim. Bir de şöyle vardı ama. Şöyle. Sükmeli. O bu değil. Onun üstü daha farklıydı. Şöyle. Seksek. Her şey çocukken oluyormuş. Oyunu da unutmuşuz. Yoruldun mu? Çok saçma bir oyun. Ben sevmedim. Hayır, çok güzel, çok güzel. Hayır, hiç sevmedim. Arkadaşlar, ne gördüm? Krem olmayı videoyu gördüm. Çeken ben değilim. Ablam bu arada, konuşan benim. Ay. Az daha yaklaştıralım. Krem olmaya gidiyor. Salyangoz. Çok ilginç değil mi? İnanmıyorum. Boynuzlu moynuzlu. Evi de sırtında. Keşke insanların da böyle olsa. Rabbim neler yaratıyor. Yol kenarına doğru bir bakar mısın bana? Nasıl durmuşum? Ben de toparlan. Çok kötü durmuşsun. Evet. İnsanlar da diyorum evini böyle sırtında taşısa. Nasıldı salyangoz? Sülük mü salyangoz mu? Salyangoz. Sülük onun üstünde kabuksuz olanı. O. Evet. Yağmur sonrası yollar çok ıslak şu an ve çok parlak. Yeşillikler yıkanmış gibi yemyeşil. Yağmurlu ve nemli havalarda, ıslak havalarda çıkar onlar dışarıya. Çünkü kuru havada yürüyemezler. Ben ilk defa gördüm onu, kabuklu, boynuzlu. Yağmur yağdığında bütün boynuzlu salyangoz resimler. Boynuzlu insan resimlikler... çok gördüm de hani boynuzlarını görmemiştim salyangozun. Normalde boynuzlu insan çok gördüm. Keşke yani. Herkes salyangoz gibi olsa. Aynen öyle, masum bir yaratık yani. Onun kimseye zararı yok ki. Akşam sen uyudun. Ondan sonra birinin canlısına rast geldim. Utanmadan bir de diyor ki yarın diyor başlık yapar benden diyor. Seni diyor sürekli konuşacağım diyor her canlımda. Her videomda konuşacağım diye. Bak şunları çek. Yakından çek. Seni konuşmadan yapamaz ki o. Kesinlikle diyor, konuşacağım diyor. Çünkü onun konuşacak konusu olmadığı için mecbur seni konuşacak. Yani aynen. Eli mahkum. İstese de istemese de
seni hep konuşmak zorunda o. Seni ve beni artık sen de varsın. Benim kadar taş düşsün başına inşallah, o taşın altında kalsın. Bir şort şu dünyada, dünyada diyeyim artık yani. Benim bir göğüslerim, bir de şortum söz konusu oldu. Dünyada hiçbir sorun yok. Ne görmüşler biri ki bu yaşına kadar? Biri çıkmış yazmış, 15 yaşında oğlumun yanında diyor şort giymem. Giymez. Siz görgüsüzseniz biz ne yapalım? Bir dakika giymez. Ay. Bana geldi, sana gelmedi söz. Giymez, daha farklı şeyler yaparlar onlar çünkü. Değil şorta mi? Kadar. Biz bırak, bizim suçumuz da şort giymek olsun. Onlar gibi, onların yaptığı türden ahlaksızlık yapmıyoruz ya. Asma yaprakları var. Birisi sana yazmış. Saadet her lafa karışıyor, her şeyi atlıyor. Ona ne? Ona mı soracağız? Kıskançlığından. Asma bir de yaprakları. Demez mi? İzlenmiyorsun diyor. Ben çok güzel izleniyorum ya. Ha bunu da söyleyeyim, kanalım gerçekten bugün paraya açıldı tekrardan. Hani reklamlar durduruldu demiştim ya, pin kodum gelmedi demiştim ya. Ben her lafa atlıyor muymuşum? Evet. Bir canlı yapıyor. Köpeklerini de tembihlemiş gerçekten köpeklerine. Köpeklerini iyi tembihlemiş. Köpekleri geldi yazdı, geldi yazdı, geldi yazdı. Umurumda mı? Tabii ki de umurumda değil. İlgilendik mi? Diyor ki kuyruklarınız birbirine dolandı. Onun niçin söylediyse. Kimi kuyrukları dolanmış? Kişi kendisi gibi bilirmiş. Boş ver. Söyleyecek bir şey bulamayınca ne yapacak? Aynen öyle. Yol ne kadar işlek ve araba ne kadar hızlı gidiyor bakar mısın? Dönelim mi? Dönelim. Şu an gün batmaya uğraşıyor. Yağmur sonrası hava açıldı. Yarı gün batımı gibi aslında. Kenara araba geliyor. Çok güzel görünüyor ama renkler. Hortumcuyu konuşuyormuşum. Evet konuşuyorum, sana ne? Seni konuşmuyorum ya, hortumcuyu konuşuyorum. Hortumcunun avukatlığını mı yapıyor? Sürekli hortumcu diyor ona, hortumcu. Sana takipçi göndereceğim diyor, konuş diyor. Ben onu sustu biliyordum ya, susturdum biliyordum. Hele ki en son biliyorsun İstanbul'da bir canlı yayın yapmıştım. Ağzıma gelen lafı saymıştım yani. İnsan olsaydı zaten o canlıdan sonra tekrardan konuşmazdı. Ben o günden sonra konuşmuyorum. O onun avukatlığını mı üstlenmiş? O onun köpekliğini yapıyor. Üzüm arkadaşlar. Şimdi birkaç ay sonra bilmiyor ki, takipçilerin hepsi geri gidecek, ondan gelen takipçiler. Yani hortumcu bu salağı kullanıyor. Bu salak da anlamıyorum, işine mi öyle geliyor bilmiyorum. Bu dünyada herkes her şeyi o kadar iyi anlıyor ki işine geldiği gibi davranıyor şortumu sadece. Şortumu eleştiriyor kız, kendi bir şort giymişti. Neydi öyle, bastona şort giydirmişsin gibi. O neydi öyle kız? Bildiğiniz baston yani. Ha bir de tekrardan annemi konuştular akşam. Sen izlemedin, ben biraz izledim. Evet diyor, ananızdan diyor, utanıyorsunuz diyor. Çıkartmıyorsunuz diyor. Ona mı gösterecekmişiz? Vallahi. Kendisi ailesinden utandığı için böyle kendisi, konuşması normaldir. Kendisi demedi mi? Abisi mi kardeşim de para vermiyormuş. Gitti bir şeyden, bir YouTube arkadaşımızdan para istedi, sonra inkar etti. Denemek için yapmış. Tabii. Parayı da alsaymış şey diyecekmiş. Vermeseydin diyecekmiş. Onu bile hazırlamış o, yani. O kapasitede insanlar çünkü dengesizler. Ne konuşacaklarını bilmiyorlar, ne konuştuklarını da bilmiyorlar. Akşamdan sabaha kadar kuruyorlar. Sonra gündüz kurduklarını uygulamaya geçiriyorlar. Boş ver. Biri de yazmış. Ananızın evindesiniz, etek Mus. Giyin. Niye? Biz en azından farklı olup da kendimizi farklı göstermiyoruz. Bizim giyimimiz, hareketlerimiz, konuşmalarımız neyse biz oyuz. Yani İstanbul'da şortumuzu giyip burada eteğimizi giydiğimiz zaman hani Allah'ın bildiğini kuldan saklama diye bir söz var. O zaman şey daha mı az günah oluyor? Ya da haşa Allah'ı mı kandırmış oluyoruz? Yani biz orada değil de burada böyle giyiniyoruz diyerek de. Bu ne saçma bir mantık. İnsanları giyimiyle, kuşamıyla eleştireceklerine
Önce dönsünler aynaya bir baksınlar. Kendi kalplerinin pisliklerini görsünler. Ahlaksızlıklarını görsünler. Ondan sonra nasıl başkalarına para dilenciliği yaptıklarını, dil uzatsınlar. Para için nasıl takla attıklarını. Yılan dilliler. Yılanın dili iki tanedir bilirsin. Evet. Zehirini fışkırtır ya. Ama bunlar kendi zehirlerini de kendileri. Onu kabartmayı da biliriz yani. Kendileri boğulacaklar kendi zehirleriyle. Bir de anlamadığım şey ayda diyor 2500 lira paramı diyor aldım diyor. Kim? O kişi. Şey neymiş YouTube o 2500? Parası 2500 liraymış aylık. Ben para kazanırken ben ayda 6000 lira kazanıyorum. Demek ki ben daha çok izleniyorum. Zaten izlenme sayıları orada görünüyor. Neyin davası yani bu? Görünmüyor mu? Evet görünüyor. Şu kadar görüntülendi tabii diye. Hava çok güzel, çok temiz. Şu an rüzgar da esiyor. Ne güzel ağaçlar değil mi? Evet. Abi kör müsün ya? Geçiyor ondan sonra pardon diyor ama olsun. Bunlar gene senin o az önce konuştuğumuz var ya. Hı. Onlardan daha iyi. En azından bir yaptığı yanlışın farkında olduğu için bir pardon diyor yani özür diliyor. Evet. Özür. Yerler çok ıslak. Özür dilemek her zaman bir erdemliktir. Ha bir de şey diyor, bunu da söyleyelim. Ben ne yapacakmışım biliyor musun? Heh. Ben video yapacakmışım. Hı. Ben yalan konuştum. O kişi yalan söylemedi, iftira attım diyecekmişim. Allah Allah. Sen söyledin. Sen söyledin, sen yalanı konuştun, yeminlerini ettin. Ne topraktakini rahat bıraktın, ne yaşayanları rahat bıraktın. Hepsinin üstüne yemin ettin. Bunlar ne? Ağaçtan yağmurla düşmüş. İncir. Yağmur o kadar çok yağdı ki meyveleri düşürmüş. Bak, erik mi olgunlaşmadan onlar? Evet. Elma mı, erik mi? Erik bu. Ama değişik erik. Şeftali. Hayır. Eriği. Şeftali eriyor. Şeftali eriği diye evet, bir erik var evet, mı? Var. Şöyle. Bak yukarı bak. O erik o kadar lezzetli ki bak görüyor musun? Nektari gibi aynen. Şeftali eriği diyorlar ona. Yakınlaştırayım mı? Çekimliğinden yakınlaştıramazsın. Çok güzel. Şu ağacı çok seviyorum. Bunlar ağacı değil mi? Nar çiçeği. Evet. Bak burada yine yakında var nar çiçeği. Doğayı keşfe çıktık. Ne güzel. İstanbul'dan da misafir bekliyoruz. Bak buradakiler olmuş simsiyah. Ben de o siyahları... Ha diyorum ne acaba? Tahnal. Sizin deyiminizde taflan. Simsiyah olmuş evet. Ne güzel seksek oynadık değil mi? Evet. Orası bizim okulumuzun bahçesiydi. Öğrencilik günlerimize geri döndük. Güneş ağaçların ardından. Kadın duruyor hortluyor ya. Duruyor hortluyor. Ne yapsın senin sayende izleniyor işte birkaç tane. Ben neymişim ya? Biz neymişiz diyeyim daha doğrusu. Bundan bence mutlu olman lazım. Çocuğun burnunu mutfak lavabosunda siliyordu sümüğünü biliyor musun? Sonra da kalkmış temizlik dersini veriyor. Evet. Mutfak lavabosunda sümük silinir mi? Kediyi köpeği koltuğa işeten koltuğa insandan işeten, ne bekliyorsun evet ki? Şu yol çok güzel bak. Bu yol ne sen çok güzel küçüktün. Ha. Abimle ben gelirdim. Sana süt almaya gelirdim. Ay kıyamam. Şey sana vardı o zamanlar. Serum şişeleri vardı. Litrelik cam serum şişeleri vardı. Serum şişelerin ucu da mantar kapakla kapatılıyordu. Hiçbir şekilde hava alınmıyordu. Ha. Onunla gelirdik. Abimle ikimiz her gün biz buraya yürüyerek gelirdik. Bana günlük süt almaya. Şu evden bak şurada pembe ev. Görünüyor mu? Gel azıcık inelim. Olur. Evi göstereceğim. O evden süt alırdık biz. Taze günlük süt. Evet arkadaşlar bebekken baba evet süt alınan evi göreceğiz şimdi.
Doğa yemyeşil. Her yer o kadar güzel görünüyor ki. Havada böyle serin ya, süper. Şu ağaçların güzelliğine bak. Hışırtıl, kavak ağaçlarının hışırtıları çok güzel. Çarşamba kavakları da çok güzel. Uzun hani, uzun bir sürü. Evet. Şey vardı, hatırlıyor musun? Kavaklar şarkısı. Sezen Aksu'nun. Çok seviyorum. Hangisiydi? O şarkıyı. Ah kavaklar, kavaklar diye gidiyor ya. Çok güzel bir şarkı. Şu ev mi? Bak şurada pembe. Az hızlı yürüyelim o zaman. Köpek yoktur inşallah. Yol nereye gidiyor? Yolun nereye gittiğini bilmiyorum ama tahminime göre karşı tarafa çıkıyor bu yolun. Tamam. Ucu. Aşağı kadar gidelim o zaman. Gideriz de evlerin bahçesinde köpek varsa korkarım ben. Ev şu ev. Ay bahçemize. Bu evde şu an yaşayan var mı bilmiyorum. Ay kızçeler. Ev aynı ev çünkü. Hatta boyaları falan dökülmüş. Buraya kadar gelirdik. Şöyle. Bu kızçeler ev. Kızçeler bana süt alınan ev. Evet. Benim sütüm buradan alınıyormuş. Aynen. Dönelim mi? Hı hı. Şu ev. Bıraklık istersen. Bir de o nefret ettiğim bir kadın var ya, nefret ettiklerim arasında olan 90'lık moruk kadın var ya, akşam şöyle bir şey yazmış. Delikanlılara mı gösteriyormuşuz 15'lik mi? Bir şeyler saçmalamış. Aslında 15'likleri vursa kendisi hap gibi yutacak da. O şekilde azgın bir kadın işte o. Deniz var ya, o deniz. O şekilde azgın bir kadın o. Kedi, 15'likler sana yetmez ya. Kedi uzanamadığı ete ne dermiş? Pis dermiş. Aynen öyle. Terbiyen müsaade etmediği için ben dikik diyorum. Siz anlayın. Anladınız siz onu. Gerçekten bu kadar kötü ve ahlaksızca yorum yazan, canlı yayında sohbet eden kişi, kadınların hepsi dikik. Bütün dikik kadınlar da beni bulmuş işte. Yani dikik diyorum, açık açık söyleyemiyorum. Aslında söylerim ama bazı kişilere saygım olduğundan dolayı söylemiyorum. Buradan hızlı geçelim, su gelecek şimdi. Su gelir güldür güldür mü? Evet, gel. Suya bakın arkadaşlar. Tertemiz, berrak asfaltta. Yağmur suyu. Su akar yolunu bulur diye bir Ahmet evet. Bey'in şarkısı vardı. Ne kadar güzel, bak onu hatırladım. Nasıl parlıyor bak su. Yakamoz gibi parlıyor aynen denizin üstündeki. Ben Samsun'a geldiğimden beri ablamla beni bu kadar çok kıskandığınızı, bir taraflarınızı yırttığınızı bilmiyordum ya. Bunu da öğrendik. Fındıklara bakın arkadaşlar. Şimdi o dalı sallarsan şey düşer, ne diyorlar? Çise. Hay maşallah. Çok güzel. Koskocaman fındık tarlası. Bak. Toplayacağız inşallah. Isırganlara bakın arkadaş. Isırgan değil mi bunlar? Toplayıp da yemeğini yapsak şifaniyeti. Isırgan çok faydalı bir yemek. Evet, hem de zayıflatıyormuş. Toplasak mı? Ama galiba bunlar eldiven kart mı? Toplamak lazım. Bunu annem yok bilir. Bak, İstanbul'dan bundan misafirimiz gelecek arkadaşlar. Misafirimizi bekliyoruz biz. Onu karşılamaya çıktık. Evet, aslında hem de çekim yapıyoruz. Gelmiştir belki de 5 dakikaya buradadır herhalde. Aa bak burada. Ay ödümü şey kopardı. Bu daha büyük. Bak küçüğü de var. Ay. Bir dakika. Sen al. Sen yakından. Bir dakika. Açık açık. Antenler açık. Bu diğerinden bir tık daha büyük. Krem olmaya mı gidiyor dedin? Bunlar anlaşmışlar, fabrikaya gidiyorlar arkadaşlar. Salyangoz kremi. Evet. Antenleri görüyorsunuz. Burada da var. Genelde yağmurun olmadığı zamanlarda da sabah yeşilliğin ve toprağın olduğu yerler. Ben de onu mantar zannettim. Sabah ve akşam çiğ düşer topraklara. Çiğ düştüğü zaman o nem de onlar yürüyüşe çıkarlar. Toprak nemli olduğu kaç için. Kaç tane var kız? Çok vardır. Onlar kuru havada çıkamazlar, yürüyemezler çünkü. Yağmurlu havada hava almaya mı çıkıyorlar? Evet. Yağmurun olmadığı zamanlarda da sabah ve akşam çıkarlar. Ay, boynuzları çıkmış. Çiğ düştüğü ay zaman. Bunların şöyle bir özelliği var. Sülüklerde de aynısı. Bunların çok yumuşak doku oldukları için bunların üstüne bir damla tuz döktüğün zaman
Tuz bunları yok ediyor. Tuzluk. Sıvılaşıyor. Eriyip gidiyor yani. Bildiğiniz sıvı. Ay kadın salyangoz arıyor. Sıvı hale geliyor. Hadi vedalaşalım kısçılarımızla. Olur. Kısa olsun. Zaten internet sıkıntısı çektiğim için yüklenmiyor video. Ben sizleri öpüyorum. Ben dün akşamkini izleyemedim. Çünkü internette ciddi evet. anlamda sıkıntı var. Birçoğunu da izleyemedim senin videolarını. Evet. Sizleri öpüyorum kızlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Beğenilerinizi, like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Dostça kalın. Yine de ben üstü kapalı konuştum. Terbiyemi bozmadan. O konuşan pislik kadınlar ne kadar dikik kadın da olsa bozmayacağım terbiyemi. Çünkü onlar benim dengim değil. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Pardon. Araba geliyordu, dengem bozuldu. Kapat istersen. Tamam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kızlar, vedalaşmıştım ama bakın ne buldum. Hortumun ucu buraya kadar uzanmış. Oo, nereye kadar gidiyor? Bakar mısınız? Kapkalın. Benimle uğraşan dikik karılar, bu size yeter mi? Az gelir değil mi? Tekrardan hoşçakalın. Aslında izleyelim sene. Uzunluğuna bak. Uzunluğu çok. Yılan gibi. Boylu boyunca. Öpüyorum sizi. Tekrardan hoşçakalın.